Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve vesselamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Hayırlı akşamlar, bereketli akşamlar olsun inşallah. cenab Hak şu beraberliğimizi hayırlara vesile etsin. Eskiden bir merkezde yapılan şu iman dersleri ancak evimizden çıkıp işimizden çıkıp bin zahmetle gelebildiğimiz o dersler şimdi elhamdülillah evlerimizin içine girdi. Herkesin evinin baş köşesi Risale-i Nur'un şu iman hakikatlarının medresesi oldu elhamdülillah, kürsüsü oldu. Şu anda Türkiye'nin her yerinden abilerimiz Allah razı olsun bu işi ilan ediyorlar. Her taraftan canlı yayınlar inşallah hava sayfasında büyük bir inkişafa, büyük bir intibaha vesile olacak. Şimdi geçen aklıma geldi dedim ya Allah Allah. Şimdi insanları derslere, sohbetlere çağırıyorduk. İş var, güç var, şu var, bu var falan bir sürü bahaneler vardı. Şimdi gelip derse otur, medreseye girmek, derse oturmak, diz çöküp ders dinlemek bunlar hep zahmetti. O yüzden şimdi dairemiz bir dar bir daireydi. Çoğunluk dışarıda kalmıştı, gelemiyordu derslere. Şimdi Cenab-ı Hak bu hadiseyle daireyi aldı. Herkesi içine alan bir daire kadar genişletti. Herkes şimdi dairenin içinde kaldı. Engeller, bahaneler kalktı. Şimdi buna rağmen bir insan şöyle tuşa basıp da bu hakikatleri izlemeye, şu dersleri dinlemeye, şu derse katılmaya zahmet etmezse artık bahanesi kalmıyor. O yüzden Cenab-ı Hak istifademizi küllileştirsin. Hemen derse başlamadan herkes böyle ekranın sağ alt köşesinde paylaş tuşu, tuşu var. Bir dakika bekliyoruz. Herkes oradan paylaşsın. Eş, dost, akraba herkes görsün, duysun inşallah hem Whatsapp'tan hem Facebook'tan paylaşın. Paylaşalım çünkü bu paylaştıkça güzelleşir, paylaştıkça bereketlenir. Paylaştıkça insanların kalplerine, gönüllerine şu Kur'an'ın hakikatlerinden ışık tutmuş oluruz hep beraber. Bu taş ancak el ele tutarak kaldırılır. Beraber omuz omuza vererek kaldırılır. Çünkü öyle diyor. Hakka hizmet büyük ve ağır bir taşı kaldırmaya benzer. Ne kadar eller imdadına yetişse o kadar memnun olmak gerektir diyor. Şimdi hep beraber bu taşı kaldırmaya çalışacağız. Biz okuyacağız, siz paylaşacaksınız. Anlatacağız, davet edeceğiz. İnşallah insanlara tavsiye edeceğiz. Ve şu musibetin üzerimizden kalkması için seferber olacağız. Malum şimdi normal vakitte muazzaf askerler savaşa gider. Yani vazifeli askerler, görev başındaki askerler savaşa gider. Ama seferberlik zamanında, İhtiyaç olduğunda eli silah tutan herkes cepheye çağrılır. Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi insanları bu hakikatlerle uyandırmak için seferberlik zamanı. Şimdi şu musibetlerin defi için seferberlik zamanı. Elimizden ne geliyorsa herkes değil mi? Eli kitap tutan herkes, eli dili değil mi? Dili dönen herkes bu hakikatlara haykıracak eşimizden dostumuzdan en yakınımızdan başlayıp inşallah insanlığın ıslahı için, insanlığın uyanması için inşallah şu belaların, musibetlerin def'i için seferberlik yapacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Vakit tövbe vakti. Şimdi tam tövbe zamanı. Cenab-ı Hak bizden işlediğimiz kusurlara, günahlara isyanlara, kabahatlere karşı tövbe bekliyor. İstiğfar bekliyor. Kusurunu anlasın diye, itiraf etsin diye adeta bize vazifeli memur olarak da değil mi virüsü göndermiş, koronavirüsünü. Bizi biraz korkutup dergahı ilahiye iltica etmemize, günahlarımızdan tövbe etmemize, itiraf ve istiğfar etmemize vesile olsun diye. Öyleyse bu virüsten alacağımız çok ders var. Bu virüs Allah'ın kainattaki kevni ayetlerinden bir tanesi. Bu da bir ayet. Okunmayı bekliyor. Öyleyse biz ne yapacağız? Ha Cenabı Hakk'ın bu virüsle bize verdiği mesajı hakkıyla alabilirsek, virüs vazifesini yapmış olursa daha başka ikazlara, başka musibetlere değil mi ihtiyaç kalmayacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İzna da Rabbehu ni messenye dur ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı, şu yakarışı hem mücerreb hem tesirlidir. Şimdi Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz vücudunun her tarafı yara bere içinde. Dermansız bir derde düşmüştü. Çaresiz bir hastalığa düşmüştü adeta Cenab-ı Hak onu o hastalıkla, o dertle, o çaresizlikle baş başa bırakıp kendi zatına iltica etmesini beklemişti. Cenab-ı Hakk'ın kapısını o çaresizlikle çalmasını istemişti. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın aynı vaziyetine şu anda beşeriyet düştü. Şu anda Eyüp Aleyhisselam'la aynı vaziyetteyiz. Çaresiz bir hastalık, dermansız bir dert, adeta değil mi? sınıf tanımayan, zengin fakir bilmeyen, patron işçi ayırmayan değil mi bir virüs üzerimize saldırmaya, üzerimize salınmaya başladı. Şimdi bu vaziyette Eyüp Aleyhisselam ne yapmış? Nasıl bu dermansız dertten kurtulmuş? Nasıl bu vaziyetten çıkış yolu bulmuş? Bizim için bir ipucu, bizim için bir mesajmış bu. Öyleyse aynı yolla, aynı yöntemle Eyüp peygamberin rehberliğinde, onun önderliğinde, onun izinden biz de bu musibetten kurtulabiliriz. Bakın Eyüp aleyhisselam o hastalığın dehşetinde, o çaresizlikte, o amansız ve dehşetli hastalığın onu sıkıştırdığı anda nasıl nida ediyor? Hazreti Eyüp aleyhisselamın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'a hastalık hücum etmiş. Fakat Eyüp Aleyhisselam hastalıkla meşgul değil. Hastalığın zatıyla uğraşmıyor. O hastalığın azim ve büyük mükafatını düşünüyor. Hastalığın getirisini, hastalığın kazancını düşünüyor. Hiç ses çıkarmıyor. Sabırla o hastalığın bırakacağı o büyük manevi hasılası bırakıp gitmesini bekliyor. Sabrediyor. Sonra bakın şimdi ip, ipin ucu burada. Püf noktası burada. Diyor ki sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazifeyi ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istiradı için değil belki ubudiyet ilahiye için yani o yaralarından çıkan kurtlar kalbine ve diline düşünce artık Allah'a bu dille tesbih edememek korkusundan bu kalple Allah'a marifet edememek, zikredememek korkusundan dolayı istirahat için değil, keyfi için, zevki için, hastalıktan kurtulmak için değil, belki kulluk vazifesine zarar gelecek korkusuyla ubudiyeti ilahiye için, Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek için Ya Rab zarar bana dokundu, lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halal veriyor, zarar veriyor diye münacat edip, yalvarıp, yakarıp, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı. Niye yalvardı, niye istedi, niye ya Rab zarar bana dokundu diye, değil mi rahmeti ilahiyenin kapısını çaldı. Neden? Sebep neydi? Allah'a kulluğuna zarar gelecek diye korkuyordu ahirete çalışmasına engel olacak diye korkuyordu ebedi hayatını imar etmesine mani olacak diye korkuyordu şu bedeninin başına gelen hastalık onu dünya zevklerinden mahrum bırakacak dünyevi hayatı sıkıntıya girecek diye bir korkusu bir endişesi yok şimdi ne zamana kadar ne zaman diliyle ibadetine kalbiyle zikrine zarar geldi o zaman yarab Zarar bana dokundu diye feryadı basmış. Ne demek bu? O zamana kadar zarar kime dokunuyordu Allah aşkına? Biraz düşünelim. Yani bütün vücudu hastalık içindeydi, yara bere içindeydi ve o zamana kadar zarar kime dokunuyordu? Bakın, ne zaman diline ve kalbine kurtlar düştü, yaralar açıldı, o zaman Ya Rab zarar bana dokundu diyor. Burada bir mesaj var almamız gereken. Öyleyse bizden bize ait olan dilimizde yaptığımız zikrimiz, kalbimizde yaptığımız marifetimizmiş. Ha bu kulluğumuza değil mi? İbadetimize, ubudiyetimize zarar geldiği anda zarar bize dokunmuş oluyor. Diğer maddi musibetler, maddi hastalıklar, şu cesedimizin, dünyamızın başına gelen sıkıntılar haddi zatında zarar değil kardır. Maddi olarak, dünyevi olarak bize verdiği zarara karşılık kat kat hatta bir dakikasına bir gün ibadet sevabı yazacak kadar müthiş ve muazzam bir karı var. Yani neticesine baktığınız zaman karı zarar dengesini ölçtüğünüz zaman neticede o hastalık, o musibet, o maddi başımıza gelen maddi zarar bize öyle büyük bir hasılat bırakıyor ki buna zarar denmez, buna musibet denmez, buna ...kar denir, iltifat denir... ...ancak Cenab-ı Hakk'ın kulunu terakki ettirmek, yükseltmek için... ...gönderdiği bir memur denir... ...ancak Rabbimizin sevdiği kullarının günahlarını silmek için gönderdiği... ...bir tathireci, bir temizleyici memurdur, başka bir şey değildir. Öyleyse Eyüp Aleyhisselam'ı taklit edeceğiz. Onun peşinden gideceğiz. Cenab-ı Hak peygamberlerin hayatlarını kıyamete kadar ümmetin hayatına örnek olsun diye yaşatmış. Adeta başımıza gelecek her hadisede bakın başımıza gel gelecek her hadise için her mesele için her musibet için her vaziyetimiz için her halimizde her, değil mi? Peygamberlerin hayatında müthiş ve muazzam örnekler var. Bir padişahın, bir sultanın bir sultanın Değil mi? Bir imparatorun peygamberlerden alacağı ders var. İmparator peygamberler var. Sultan peygamberler var. Öyle ya. Hastalıklar içinde inleyen birisinin, değil mi? Eyüp Aleyhisselam'dan alacağı bir mesaj var. Dünyanın hadiseleri altında sıkışmış, bir köşede perişan bir halde bekleyen, çaresiz, her taraftan ümit kesik bir vaziyette bekleyen bir insanın Yunus Aleyhisselam'dan alacağı bir mesaj var. Bir ders var. Öyleyse Kur'an peygamber kıssalarını böyle zamanlarda bize rehber olsun. Böyle zamanlarda onu taklit edelim. Böyle zamanlarda onların izinden, onların yolundan, onların kullandığı yöntemi taktiği kullanalım diye anlatmış. Yoksa Kur'an tarih kitabı değil ki. Ha Demek onlarda birer ibret var. Eyvallah Aleyhisselam'ın hayatına bakın. Bütün vücudu yara bere içinde. Adeta canına kıyacak geliyor hastalıklar, yaralar. Ses çıkarmıyor. O hastalığın azim mükafatını düşünüp sabırla bekleyip duruyor. Ne zamana kadar? Ne zaman Allah'a kulluğuna zarar verecek vaziyete geldi. Diline ve kalbine ilişti. O zaman Ya Rab zarar bana dokundu diyor. Şimdi buradan alacağımız derse bakın. Malum Kur'an bir asra, bir zamana gönderilmiş bir kitap değil. Her asrın Kur'an'ın ayetlerinden alacağı ayrı ayrı dersler var. Öyle diyor. Asırlar sıralarında dizilmiş insanlığa, beşeriyete irad edilmiş ezeli bir hutbedir diyor. Her asrın uleması, alimleri, ve rasihune fil ilm diyor Kur'an'da ayette geçen ifade bu. İlimde rusuh peyda eden, ilimde maharet ve marifet kesbeden, mesafe kat eden bazı insanlar Kur'an'dan o manaları alıp o asır insanlarının dertlerine derman olarak takdim ederler. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından Bediüzzaman Hazretleri'nin aldığı manaya bakın şimdi. Nasıl asrın derdine derman oluyor? Aslında her birimiz birer Eyüp'müşüz. Her birimiz Eyüp misali çaresizlikte Rabbimize müracaat etmek için değil mi bu manayı bekliyormuşuz. ...ubudiyeti ilahiye için yani Allah'a kulluğuna zarar geldiği anda ya Rab zarar bana dokundu lisanen zikrime kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis, safi, garazsız lillah için keyf için, istirahat için, şu dünyada bir gün yüzü görmek için değil, sadece ve sadece Allah'a kulluğuna zarar gelecek korkusuyla yapılan o duayı, o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip, enva merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın, zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Demek insanın bir zahiri var, bir de batını var. Bir cesedi var, bir de ruhu var. Hangisi insan? Ceset, ruhun bu dünyada kullanması için ruha vermiş aletlerin, edevatların toplamına deniyor. Mesela görüntüler alemiyle irtibata girmek için göz diye bir alet takılmış. Sesler alemiyle ruhun irtibatı için kulak takılmış. Tatlar alemiyle irtibat için dil takılmış. Kokular alemiyle irtibat için burun takılmış. Değil mi? Bütün bu cihazların idaresi için vücut giydirilmiş. Öyleyse insan deyince bu cesedin arkasındaki ruh, şu maddenin arkasındaki mana kastediliyor. Yani iç. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, hastalıkları neredeydi? Dışta, vücutta, cesetteydi. Ha, yani insanda değil, insanın elbisesindeydi. Şimdi bizim yaralarımız daha dehşetliymiş. Nerede? Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini, kalbi ve ruhi hastalıklarımız vardır. Buna delil ne? Hangimiz hastayız Allah aşkına? Zımba gibiyiz ya. Gücümüz, kuvvetimiz, sağlığımız yerinde elhamdülillah. Hangi hastalık bu? Şimdi hastalığın belirtileri var ya, şimdi ne diyorlar? Koronavirüsünün belirtileri var. Adam bir öksürse hemen aman hastaneye koşuyor. Acaba bir şey mi oldu diye. Şimdi Allah aşkına ruhumuzu çökerten, ebedi hayatımızı söndüren, kalbi ve ruhi hayatımızı mahveden dehşetli bir hastalığın içindeyiz. Bir sürü alametleri, bir sürü belirtileri de gözümüzün önünde. Fakat ne yazık ki şu cesedi korumak için gösterdiğimiz gayretin onda birini ruhumuzu ebedi hayatımızı kurtarmak ve korumak için gösteremediğimiz için bu hastalığın derdine düşüp de bu manevi vücudumuzu öldüren manevi virüslerin derdine onların peşine onları imha etmenin onlardan kurtulmanın onlardan korunmanın derdine düşmüyoruz. Şimdi ona, onu anlatacak. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili. Bizim batini ve kalbi ve ruhi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek. Ne demek bu? Yani bizim iç alemimizde kendimizin bildiği, Rabbimizin bildiği günahlarımız, kusurlarımız, isyanlarımız, hatalarımız, kabahatlerimiz var. Bir de insanlara gösterdiğimiz vitrin var. Dışarıdan insanlar biz neyi gösteriyorsak, kendimizi nasıl ifade ediyorsak, vitrine ne dizdiysek onu görüyorlar. İç alemimiz var bir de. Ruhumuz var, kalbimiz var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek. Bizim bildiğimiz günahlar dışarı bir dökülüverse Allah muhafaza birbirimizden kaçarız. İç dışa, dış içe bir çevrilsek. Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah ve kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bakın günahlar, şüpheler ne yapıyormuş? İnsanın kalp ve ruhuna yaralar açılıyormuş. Şimdi kalbimizin, ruhumuzun yaralandığının alameti nedir? Benim kalbim, ruhum yaralı mı değil mi? Nasıl ölçeceğim? Testi var mı bunun? Hani şimdi korona kiti var. Bunun da bir kiti var. Şimdi söyleyecek. Bakın ne vaziyette olduğumuz şimdi ortaya çıkacak. Diyor ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batını, kalbi, ruhi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız, pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. Şimdi anladık mı Eyüp Aleyhisselam'dan daha dehşetli vaziyette olduğumuzu? Ha, şimdi düşünün şu cekette, şu elbisede bir yırtık olsa, sökük olsa, bir hasta değil mi? Bir bozukluk olsa çıkarırsınız. Yırtık nerede kalır? Cekette kalır. Şu cesette bir bozukluk olsa, cesette bir arıza olsa, cesette bir hastalık olsa, yara olsa, cesedi çıkardığınız zaman cesette kalır. Ama yara, ama hastalık değil mi? Ruhtaysa, ruhu çıkarıp atamazsınız ki ya dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, her yerde karşınıza çıkar. Bu ceset üç günlük. Bir gün hiç unutmuyorum bir abimiz doktorluk yapıyordu. Bende de romatizma vardı. Gittim dedim ya bende böyle böyle romatizma var bununla ilgili ne yapabiliriz? Dedi ki Said kardeş hiç üzülme, hiç endişelenme, korkacak hiçbir şey yok. Bu romatizma kabre girdikten 40 gün sonra vücudu terk ediyor dedi. Allah Allah dedim abi daha terk etmesin mi ya? Kabre girdikten sonra da mı terk etmeyecek bu? Daha ne yapsın? Daha ne yapabilir ki? Daha dehşetli ne olabilir? Ölünceye kadar gitmeyecek. Ölünceye kadar bu hastalıktan kurtulamayacağız desene. Kabre girince terk ediyor kardeş dedi. Üzülecek bir şey yok, endişelenecek bir şey yok. Daha ne olabilir ki dedim. Öyle deme dedi. Terk etmeyenler var. Nasıl yani? Yapışmış bırakmıyor. Ha, o da işte ruha ait hastalıklar, günahların açtığı yaralar. Değil mi? Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebedi hayatta sonsuz olarak başının belası olarak kalıyor. Ha, öyleyse daha dehşetli bir hastalıkmış bu. Şimdi hastaneye gittiniz diyelim mesela diş ağrısından. Gittiniz hastaneye dişim ağrıyor dediniz. Veya saçlarım dökülüyor diye gittiniz hastaneye. Vardınız hastaneye, doktor genel cerraha göründünüz. Genel cerrah bir gördü sizi. Dedi ki ya senin rengin atmış. Dur bir dakika seni bir kan testi yapalım. Bir baktı. Dedi ki arkadaş sen kansersin dedi. Ya önemli değil sen şu saçlara bir bak. Şu saçlar dökülüyor. Dişim ağrıyor. Ben dişimi bak göstermek için geldim der misin? Dişini de unutursun. Başını da unutursun. Aman dersin ya bu kanser canıma kastetti. Hayati değeri var benim için dersin. Önce onun derdine düşersin değil mi? Daha her şeyi unutursun. Allah aşkına. Niye? Çünkü onun senin için hayati değeri var. Şimdi Allah aşkına şu anda virüsler var, koronalar bir taraftan değil mi? Hastalıklar, musibetler, şunlar bunlar. Bunların tamamı baş ağrısı ve diş ağrısı gibi ruhun hastalıklarının yanında. Şimdi şu dersi okuduktan sonra dönüp bir bakıyoruz. Vay be Koronadan daha büyük, daha dehşetli virüsler varmış ya. Hem de ebedi hayatımızı tehdit ediyormuş. Biz şu anda Allah muhafaza o hastalığa yakalanmışız. Bırak koronayı, şunu, bunu. Bizim bir an evvel şu manevi virüslerden, manevi hastalıklardan kurtulup, kurtulup ebedi hayatımızı kurtarmamız lazım diye insan değil mi? Ebedi hayatının, manevi vücudunun, kalp ve ruhunun derdine düşmesi lazım gelmez mi? Ha, demek ki biz aslında farkında değiliz. Yılanlar hücum ediyor. Biz hala sineklerle uğraşıyoruz. Yani ölüm bugün mü doğdu? Niye şu anda ölümden korkuyoruz? Yüzyıllardır ölüm var. Dünya kuruldu kurulalı ölüm var. Hepimizin her zaman ölüm var. Koronadan önce de ölüm var. Sonra da ölüm var. Değil mi? Bir sürü vesilesi var. Korona sadece bir tanesi. Şimdi mi ölüm şimdi mi doğdu? Şimdi mi çıktı ölüm? Korona olmasa ölmeyecek miyiz? Bundan önce de ölüm vardı, bundan sonra da ölüm olacak. Ama mesele o değil. Ölünce nereye gideceğiz? Ölünce rotamız ne tarafa? Bu gidiş nereye? Ha, bu ölüm bizi nereye taşıyacak? Bu korona bize ne yapabilir Allah aşkına? Sadece üzerinde bulunduğumuz yolu kısaltır. Sadece hedefe bir an önce ulaşmamıza vesile olur. Ama yanlış hedefteysek, eğer manevi virüslerden kurtulamadık da değil mi Allah muhafaza ebedi felakete götüren dehşetli hedeflerdeysek bu sefer bu korona bizim için gerçekten tehlikeli. Bu, bu virüs bizim için gerçekten acı verici, gerçekten sıkıntılı. Ha, demek önce şu manevi vücudumuzun derdine derman arayacağız. Ondan sonra zaten maddi vücudumuzun başına gelen ne kadar hastalık, musibet, virüs, sıkıntı varsa tamamının vallahi bize faydası var, billahi bize faydası var. Zarar yok. Hakikatta müminin ayağına batan dikenin bile ahirette bediyen faydası var. Öyle diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Buyurmuşlar ki Müminin hali ne güzeldir. Musibet gelir, hastalık gelir, sabreder, sevabını alır. Nimet gelir, ihsan gelir, ikram gelir, sağlık gelir, sıhhat gelir. Şükreder, yine sevabını alır. Her halde karlıyız elhamdülillah. Ama bakın şimdi başımıza gelen her şeyin, her musibetin, her sıkıntının bize faydası var. Sevabı var. Ahiretimizi güzelleştiriyor ama bir şart var bu sıfırların başına bir koyabilirsek bu sıfırlar bir sayı ifade eder. Bir değer ifade eder. Başına koyduğumuz bir de imandır. O bir de namazdır. Eğer başına namazı koymazsak diyor ki namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçer. Bir de sıkıntılar, sıkıntılar varsa, bir de hastalıklar varsa bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Ha, şimdi düşünün şu musibette, şu sıkıntıda bir insan sabretse, şu krizi fırsata çevirse, meşguliyetten vakit bulamadığımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın başına geçmeye fırsat bulduk diye dört elle yapışsak, Kur'an'ın hakikatlerini okumaya, anlamaya vakit bulduk diye bu fırsatı değerlendirip kıymetini bilsek, sevinsek, değil mi? Ha, ailemize, eşimize, dostumuza vakit ayırmaya fırsat bulduk, kafa dinlemeye vakit bulduk diye sevinsek, ha, psikolojik olarak yıkılmaz, ruhi çöküntüye girmez, hem de değil mi ailemize, etrafımıza huzur verir, kuvvet olur, Noktayı istinad olur, dayanak noktası oluruz inşallah. Bahusus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Asıl işin can alıcı noktası burası. Tövbe zamanı olmasının sebebi bu. Bakın şimdi. Tövbesiz ibadetlerden lezzet alamayız. Tövbesiz yaralarımız iyileşmez, merhem olmaz. Tövbe şart. Tam tövbe zamanı. Tam kusurumuzu itiraf etme zamanı. Ne diyor bakın şimdi? Hasta olduğumuzun, yaralı olduğumuzun delillerini sayacak şimdi. Gerçekten Eyüp Aleyhisselam'dan daha dehşetli bir hastalığa düçar olduk mu olmadık mı? Onu anlatıyor şimdi. Bahusus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarından çıkan kurtlar diline bir de kalbine ilişince ne yapmıştı netice olarak? Allah'ı zikrine, Allah'a kulluğuna, marifetine engel olmuştu değil mi? Engel olacak diye korkmuştu Eyüp Aleyhisselam, dua etmişti. Bakın şimdi bizim Allah'ı zikrimize engel olan, kulluğumuza engel olan, tesbihimize değil mi, ibadetimize, ubudiyetimize engel olanlar neymiş? Bakın şimdi. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, billah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip, imanı zedeler. İmanımızın zedelendiği nereden belli olur? Bakın, imanı zedeler ve imanın tercümanı olan, imanlı olduğumuzu ifade ettiğimiz tercüman olan lisanın, dilimizin zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret karane uzaklaştırarak susturuyorlar. Allah aşkına niye insanlar ezan okunmasın, dua edilmesin diye değil mi çığlık atıyorlar? Niye ezan sesi duymak istemiyor? Niye imza topluyorlar? Ne var yani ezandan niye rahatsız olursunuz? Ha niye? Çünkü kalp ve ruh yaralı. Şimdi düşünün mesela adamın diline iki tane jilet atsan yarab kan revan içinde. Dünyanın en güzel baklavasını versen ağzına acı şeker, Gözlerinden yaş gelir yiyemez onu. Ruh yaralıyken manevi diller değil mi kan revan içindeyken insan maneviyattan lezzet alamaz. Aksine ne yapar? Nefret karane uzaklaşır. Zikirden nefret karane uzaklaştırarak susturuyor diyor. Adam diyor ki benim içimden gelmiyor böyle sohbetlere gelmek. Sıkılıyorum diyor. Ya bunu nasıl dinliyorsunuz diyor. Neden? Neden? Çünkü kalp ve ruh yaralı. Günahlarla yaralı, isyanlarla yaralı, gafletle yaralı. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz? Günahlar vesveselere sebebiyet veriyormuş. Neden? Çünkü insan Mesnevi Nuriye'de çok güzel bir ifade var. Diyor ki, masiyetin mahiyetinde, günahların yapısında, hamurunda bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır diyor. Çünkü o masiyete devam eden, o günaha devam eden, o günaha alışır, artık onu terk edemeyecek hale gelir. Artık onun hayat tarzı haline gelir o günah. Ne günahı canım? Demeye başlar. Bak alışır, terk edemeyecek hale gelir. Sonra Şimdi ne yapıyor bu sefer? Kur'an'daki ayetler, şeriatın hükümleri onun karşısına çıkınca ya şeriatın hükümlerini terk edecek ya ayetleri terk edecek ya inandıklarını silecek ya da o hayatını terk edecek, hayatını değiştirecek. Hayatını terk edemeyince, alışmış olduğu o günahlardan vazgeçemeyince Kur'an'ın ahkamından, Kur'an'ın hakikatlarından, şeriatın hükümlerinden vazgeçmeye başlıyor inandıklarını yavaş yavaş inkara doğru yaklaştırıyor Allah muhafaza. Hemen çabukça istiğfar edip tövbe edip çare bulmazsa Allah muhafaza küfre kadar götürüyor. Yoksa Allah aşkına ya bir insan durduk yere Allah'ı niye inkar eder? Şimdi birisi bana dedi ki ben dedi Allah'ı inkar ediyorum dedi. Hem insanlar da dedi inkar ettirmeye çalışıyorum dedi. Dedim ki ya niye dedim inkar ediyorsun? ediyorum dedi. Ben dedi insanlara da inkar ettireceğim dedi. Dedim ki ya Allah olmasaydı sen neyi inkar edecektin? Öyleyse Allah var. Allah yok diyorsan senin de inkar etmemen lazım. Neyi inkar ediyorsun sen Allah'ı? Öyleyse Allah'ı kabul ediyorsun. Senin bu Allah düşmanlığın nereden geliyor? İnkar ettireceğim diyor. <laughs> Şimdi neden biliyor musunuz? Şimdi o günahlı hayata alışmış. O hayattan kopmak istemiyor. Allah'ın varlığını biliyor, ahireti biliyor, cehennemi biliyor, azabı biliyor, onlar da ona sıkıntı veriyor. Bu sefer düşman oluyor. Çünkü o hayatı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde bir hayat tanzim etse, mesele olacak, düzelecek ama nefis içerden zorluyor, diyor ki, ben diyor Allah'ın varlığıyla beraber her an Allah gözetimi altında olmaktan sıkılıyorum diyor. Haramlar, helaller, günahlar, sevaplar, farzlar, vacipler falan bunlar bana zor geliyor. Hayvani bir hürriyet istiyorum diyor. Ne yap? Yap diyor aklı sıkıştırıyor. İnkar et diyor. İnkar edemezsen çünkü varlıklara dedince Cenab-ı Hakk'ın varlığının delilleri var. Bütün eşya ve sanatlara dedince o sanatkar Zülcelal'in delilleri var. İnkar edemezsen gözünü kapat diyor. Meseleyi inkar et. Kabul etme diyor. Bak ne oluyor? Aslında günahlar yavaş yavaş insanı inkara zorluyor. İnkar oradan geliyormuş. Yoksa adam durduk yere niye Allah düşman olsun? Niye inkar etsin? Kainattaki varlıklar adedince delili olan, hatta kendisi de Cenab-ı Hakk'ın en güzel sanat eseri olarak gözümüzün önünde durarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, isimlerine, sıfatlarına delil olarak karşımızda dikildiği halde. Söyledim. Dedim ya sana bu gözü takanın görmüyor olma ihtimali var mı? Bak dedim şu cep telefonuna kamerayı takan kör olma ihtimali var mı? Körler derneğinde yapılmıştır yazsalar inanır mısın? Olur mu canım bu gözü buraya takan, bu kamerayı buraya takanın mutlaka görmesi lazım. Ha, değil mi? sağ adam bu mikrofonu buraya koyabilir mi? Öyleyse ilmi olmayan, elektrikten, mekatronikten, elektronikten anlamayan birisi bu cihazı yapabilir mi? Mümkün mü? Ya şimdi Allah aşkına sen kendine bir bak ya. Görmeyen bu gözü sakabilir mi? Duymayan bu kulağı çakabilir mi? Şey mi? Bilmeyen şu vücudu yaratıp da bütün kainattan toplayabilir mi? Öyleyse sen Allah'ı ne yapıyorsun aslında? Allah'ın varlığını gündüz ortasında, çölün ortasında değil mi? Güneşi inkar etmek için gözünü kapatıp da görmüyorum, tanımıyorum, inanmıyorum diyen değil mi? Güneşi inkar etmeye çalışan adam gibisin. Aç gözünü, her taraf güneşin varlığının delilleriyle dolu. Aç gözünü güneşi gör, teslim ol rahatla dedim. Şimdi bakın nedir aslında insanları itikatsızlığa, inançsızlığa sevk eden çıkış noktası günahlarmış. Öyleyse tövbe ne yapıyor? Hani günahsız insan olmaz. Cenab-ı Hak günah işleyebilecek kabiliyette yaratmış insanları. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın settar ismi var, örtecek. Tevvab ismi var, tövbeleri kabul edecek. Gafur ismi var, afu ismi var, affedecek. O esmasının tecellisi gerekiyor. Ha, öyleyse günahın hemen arkasından bütün himmetimizle, kuvvetimizle tövbeye sarılmak icap ediyor. Bakın ne diyor? Nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve o yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler neuzubillah mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Eğer o günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse buradaki çabuk kelimesi çok önemli. Çünkü Emir dahil aykasında bir ifade var. Çok önemli bir nokta bu. Diyor ki, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmez ve aldırmazsa diyor. Aldır, aldırış etmiyor. O imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Allah Allah. Bakın demek ki imanın göstergelerinden bir tanesi de müminin günahın hemen arkasından takındığı tavır. Eğer Allah'ın varlığına inanıyorsan ve onun huzurunda olduğunu kabul ettiysen bu kusurunla onun huzurunda mahcup bir duruş sergilemen lazım. Perişan utanç içinde bir duruş sergilemen lazım. Yoksa her türlü günahı işlediğin halde hala yüzün gülüyor, sırıtıyorsan, hala aldırış etmiyorsan, hala bir gün affeder, bir gün tövbe ederiz affeder diyorsan, öyleyse sen, seni gören, seni şu anda huzuru altında, nazarı altında susan bir Allah'a inancında problem var demektir. İman sıkıntısı var. Demek imanın kuvvetinin göstergelerinden bir tanesi de günahın hemen arkasından takındığımız tavır. Hemen kendimizi affettirmek için bir şeyler yapmak. Hemen istiğfar etmek için o mahcubiyetin bizi seccadeye sevk etmesi, ellerimizi dergahı ilahiye kaldırıp ya Rabbi ben ettim sen etme. Beni affet, kusuruma bakma ya Rabbi diye ona iltica ederek değil mi? Mahcubiyetimizi ifade etme halimiz. Allah katında öyle sevimli bir vaziyet ki tövbe istiğfar, mahcup bir duruş, utanç içinde bir mahcubiyet, nedamet, pişmanlık. Bu Cenab-ı Hakk'ın kulunda görmek istediği en güzel duruş, en makbul vaziyet ya. Malum biliyorsunuz tövbe ayeti var. Tövbe ayetinin, tövbe suresinin inme sebeplerinden bir tanesi de sahabe efendilerimizden bir zatın tövbesi ve istiğfarı. Cenab-ı Hak onun üzerine sure indirmiş. Resulullah Aleyhisselam demiş ki kendini Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebevi'deki tövbe direğine, sütununa bağlamış. Vallahi Allah'tan bir işaret gelmedikçe, affedildiğime dair bir alamet olmadıkça kendimi buradan çözmeyeceğim diye. Öyle bir pişmanlık ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için öyle bir tövbe etti ki bütün Medine'nin günahları olsaydı affolurdu buyurmuş. Demek Cenab-ı Hak bizden böyle bir duruş istiyor. Ha. Eğer o günah istiğfarla çabuk imha edilmezse, demek günahın hemen arkasından çabukluk var ya, hızlıca hareket etme. Yani bir an önce o mahcubiyetin bizi tövbeye sevk etmesi o çok önemliymiş çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi sürüyor. Bir de tövbe etmiş bir insan. Hani adeta Cenab-ı Hak çünkü ayette buyurmuş siz diyor ey kendilerine zulmeden nefislerine zulmeden kullarım. Siz diyor bana istiğfarla, tövbeyle gelirseniz beni affedici bulacaksınız diyor. Allah bütün günahları affeder. Bütün günahları bağışlar diyor. Günahınızın tövbe arkasından tövbe ettiğiniz zaman o günahın affedildiğinden şüphe etmeyin. Şimdi insan tövbenin arkasından, istiğfarın arkasından temizlendiğini hissedince hani şöyle ben beyaz sen tertemiz bir elbise giyseniz, yağmurlu bir günde çamurlu dışarıya çıksanız, Böyle üzerinize bir lekenin bile düşmesinden rahatsız olursunuz ya. Aman üzerime bir damla, bir çamur, bir pıhtı düşmesin diye böyle dikkat edersiniz ya. Niye temizsiniz çünkü? Ama üzerinizde bir tamirci elbisesi varsa her taraf pasak içinde o zaman hiç dikkat etmezsiniz değil mi? Şimdi onun gibi günahın hemen arkasından tövbe eden insan tertemiz bir vaziyette hep dikkat ediyor. Aman ya yeni tövbe ettim ya. Yani şimdi daha bu tövbenin arkasından ayıptır yani Allah'a karşı yapılmaz ki Şimdi ne oldu? O temizlik insanı muhafaza etti. Ama şimdi değil mi? Günahlar birikti, birikti, birikti. Zaten bir sürü günahım var. Bu da olsun. İleride tövbe ederim. <laughs> bir gün bir tanesi bana dedi ki Hocam dedi bir gün dedi bir tövbe edeceğim dedi ileride ama. Tarihler yazacak dedi. İleride bir gün bir tövbe edeceğim dedi. Bütün günahlarımdan tövbe edeceğim dedi. Şimdi günah işliyorum. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum sayıyor. Allah dedi o gün dedi beni inşallah affedecek. İleride bir gün tam bir tövbe edeceğim. Öyle deyince dedim ki ya birisi dedim sana küfür etse sana bir sopa atsa, isyan etse sana, hakaret etse, sen de tam onun üstüne yürüyeceğin zaman dese ki dur dese, ileride senden bir özür dileyeceğim. Sana bir, senden bir özür dileyeceğim. Sana karşı bir pişman olacağım. ileride Allah'ın izniyle halledeceğiz bu işi de sen ne der, de, değil mi? Desene dersin. Ha, sen dinler misin ya? Dalga mı geçiyorsun hemşerim sen dersin ya? Ne ilerisi? Hakaret ettin işte. Ne ilerisi? Ha, öyleyse bak o vaziyette bir tavır seninle dalga geçmek oluyor da her türlü günahı işleyip de ileride tövbe edeceğim tavrı Allah'la dalga geçmek olmaz mı Allah aşkına? Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ne demek ileride tövbe edeceğim? Ha, bu işin ilerisi yok. Öyle ya. Koronanın ...nereden gireceğini... ...hayatımıza nereden son vereceğini... ...ciğerimize nasıl yapışıp da... ...o ileride beklediklerimizi... ...yakına getireceğini... ...bilemeyiz. O yüzden... ...şimdi tövbe zamanı. Hemen... ...hemen bu akşam... ...hemen bu gece... ...hemen Rabbimize sığınıp da... ...Ya Rab... Değil mi? Şu son nefesim... ...çıkmadan. Çünkü yarın sabaha... ...çıkıp çıkmayacağımız meçhul. O yüzden... Tövbe kapısı kapanmadan demek, son nefesi çıkmadan demek. Madem şu anda Cenab-ı Hak bize bu dersi dinlemeyi nasip etti mi? Şu anda bize bu ikazı ulaştırdı mı? Kimin vesile olduğu önemli değil. Belli ki bizden tövbe bekliyor. Belli ki bizi affetmek için çağırıyor. Belli ki değil mi bir annenin evladını beklediği gibi bekliyor. Hep anlatıyorum cezaevine mahkumlara sohbete gittiğimizde bir tane Mahkumun birisi 28-30 yaşlarında müebbet yemiş. Böyle iki elinin arasına başını almış böyle perişan bir vaziyette bekliyor böyle. Biz de orada masanın etrafına oturmuşuz mahkumlarla sohbet ediyoruz. Dedim ki Cenab-ı Hak dedim sizi çok seviyormuş dedim mahkumlara. Cenab-ı Hak size özel değer vermiş. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kuluymuşsunuz falan diye böyle konuşuyorum. O da oradan ses verdi. Ne diyorsun hoca dedi ya. Ne sevmesi dedi. Seven sevdiğine böyle mi yapar dedi. Bizi buraya paçavra gibi atmış burada ölüp gideceğiz dedi. Öyle deyince dedim ki gel sen de gel yanaş. Orada masada yer açtılar, o da oraya oturdu. Dedim ki Allah seni çok seviyormuş. Nereden belli? Bak dedim seni özel yaratmış. Tek yaratmış. Senin aynından başka yok. Tek çizmiş senin suratını simanı. Parmak izine kadar teksin sen. Sonra Bak şimdi dedim. Cenab-ı Hak seni, seni belli ki affetmek istiyor. Buraya kadar beni göndermiş. Seni de bir kör kurşun denk gelirdi. Alır götürürdü. Değil mi? O günahlı hayatın, o pislik hayatın içinden cehennemini alabilirdi. Ama sana bir şans daha tanımış. Getirmiş günah işleyemeyeceğin bir ortama koymuş. Bir de bu Kur'an hakikatlerini bizim vesilemizle sana ulaştırmış. Belli ki seni affetmek istiyor. Belli ki seni çağırıyor. Senden tövbe bekliyor. Durdu durdu. Vallahi hoca dedi affedeceğini bilsem dedi. Ama beni affetmez ki dedi. Beni affetmez dedi. Ben dedim ya sen nereden biliyorsun Allah'ın affetmediği günah mı var? Dedi ki sen de beni nereden biliyorsun hoca dedi. Beni affetmez çünkü ben kendimi affedemiyorum dedi. Ben de ona dedim ki bak dedim kardeşim. Sen kendini affedemediğin için Allah seni affedecek. Çünkü eğer sen o günahlarına değer vermeseydin. Eğer o günahlara aldırış etmeseydin. Ha, eğer sen ondan böyle bir pişmanlık, böyle bir nedamet içinde olmasaydın o zaman affı hak etmezdin. Eğer sen kendini affetseydin Allah seni affetmeyecekti. Ama sen Allah'a karşı mahcubiyet içindesin. Kendi kendini affedemiyorsun. Bu tam Allah'ın istediği kulunda görmek istediği bir tavır. Öyleyse seni affedecek. Durdu durdu. İnanamıyorum dedi. Dedim ki senin annen var mı? Var dedi. Seviyor mu seni dedim. Ne diyorsun hoca dedi ya. Benim için ölür. Şimdi buraya düştüm diye ne kadar üzülüyor bir bilsen. Ha, sen dedim bir gün dedim annene bir ihanet etsen. Öldürmeye kalksan, yere yatırıp kesmeye kalksan Allah muhafaza. Sonra annen seni evden kovsa gitsen. Terk ettin evi gittin. Ana yüreği camın önünde oturur bekler bir gün dönecek diye. O ihanetine rağmen. Dedim ki bir gün dedim pişman oldun. Özledin anneni. Değil mi? Nedamet için, pişmanlık için, özür dilemek için çıktın geldin. Kapıyı çaldın. Annen kapıyı açtı. Dedin ki ana ben ettim sen etme. Ana beni affet. Beni affedecek misin desen. Annen ne yapar? Kovar mı seni? Yoksa affedip bağrına basar? Evladımı buldum diye sevinir mi? Durdu durdu. Hocam vallahi benden vazgeçmez dedi ya. Baktım ağlamaya başladı benden vazgeçmez dedi affeder beni. Dedim ki kardeşim eğer Allah'ı da annen kadar tanımış olsaydın Allah'ın da seni affedeceğinden asla şüphe etmezdin. Eğer Cenab-ı Hakk'ı da annen kadar tanımış olsaydın Cenab-ı Hakk'ın da seni bağışlayacağına kesinlikle inanırdın. Çünkü bütün annelerin şefkati ve merhameti Allah'ın rahmetinden Öyleyse bütün annelerin şefkatini, merhametini veren, haşa senin annen kadar da mı şefkat ve merhamet sahibi değil? Öyleyse Rabbin seni bekliyor, affedecek. Baktım böyle ağlayarak üst kata çıktı, ola ortamı terk etti, itti. Ertesi hafta tekrar dedim bu koğuşa gideyim ders okumak için. Vardım şimdi koğuşa girdim. Baktım böyle geçen haftaki o cehennem gibi surat değişmiş, cennet gibi güller açmış, çiçekler açmış böyle. Tövbe etmiş, istiğfar etmiş, namaza başlamış. Çıkarken şöyle kolumdan tuttu dedi ki hocam dedi ya şuraya düşmek ne iyi oldu dedi ya. Eğer ben buraya düşmeseydim dışarıda cehenneme doğru yuvarlanıp giden bir kütük gibiydim. Allah beni tuttu, aldı buraya koydu. Şimdi ona secde ediyorum, tövbe ediyorum, verdiğiniz kitapları okuyorum. Hayatım değişti. Cennete döndü burası. Vallahi çıkmak istemiyorum diye aynı bu ifadeyi kullandı. Ne kadar önemli bakın. Allah'tan ümit, değil mi? Ümit beslemek. Şimdi Ulu Cami'nin içinde Batı kapısından girdiğinizde sağ tarafta... ...bir Tura şeklinde bir yazı var. Hadis-i Şerif'tir. Ulu Cami'deki en kıymetli yazıdır o. Diyor ki... ...şefati ümmeti... ...lil ehlil Hadis-i Şerif. Benim şefatim... ...ümmetimden büyük günah işleyenleredir diyor. Ümmetimin büyük günah işleyenleri var ya... ...onları da diyor... ...şefatimle ben kurtaracağım. Ama ümmetimden olurlarsa Cenab-ı Hak ümmet olmayı nasip etsin. Ya inşallah. Şimdi tövbe ile alakalı bir paragraf da var. Onu okuyup bitireceğim inşallah. Şeytanın en mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefsi insaniye nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin adeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevhille tevhil ettirir. Ve aynu rida an kulli aybin kelile sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. itiraf etmediği için istiğfar etmez. Şeytana maskara olur. Allah Allah. Yani demek insanı, şeytan ne yapıyor? İnsanın enaniyetini şişiriyor. Değil mi? Avukat gibi kendini müdafaa ettiriyor. Ya bu zamanda ne var canım? Herkes günah işliyor. Başkalarının günahını kendine bahane gösteriyor. Zamanı bahane gösteriyor değil mi? Nefsi bahane gösteriyor. Şunu bahane gösteriyor. Bunu bahane gösteriyor ta ki kusurunu itiraf ettirmemek için. Ne çırpınıp duruyorsun ya? İşledim de. Ettim bir kusur ya Rabbi de. De ki itiraf ediyorum ya Rabbi. Sonra Allah aşkına insan bilmeyenlere bilmediğini itiraf eder. Allah zaten bizim her halimizi biliyor. Ne halt karıştırdığımızı biliyor. Ne kusur ettiğimizi bilmiyor mu Allah? Ama diyor ki benim bildiğimi gelin bana itiraf edin affedeceğim sizi diyor ya. Ne demek bu ya? Normalde bildiklerini suratımıza çarpabilir. Biz öyle yapmıyor muyuz? Değil mi? Birisi bir şey deyince hemen bak diyoruz kayıtta var ama adamın suratına çarpıyoruz. Ama cenab Hakk'ın kayıtlarında her şey var ama ona rağmen diyor ki gel diyor affe, değil mi? itiraf etti affedeyim diyor ya. Şimdi güvenlik güçleri teröristleri kovalıyor ya ne diyorlar? teslim olursanız, itirafçı olursanız sizi affedeceğiz diyorlar. Af yasası var, pişmanlık yasası var. Ama eğer siz teslim olmaz da biz yakalarsak o zaman vay halinize. Şimdi güvenlik güçlerinin elinden o teröristlerin kurtulma ihtimali var mı? Var. Fakat Cenab-ı Hak bizi çağırıyor. Diyor ki gelin teslim olun diyor. Öyle ya gelin teslim olun. Gelin teslim olun, itiraf edin. Pişmanlık yasası var. Affedeyim sizi diyor. Şimdi Allah'ın elinden kaçma, kurtulma ihtimalimiz var mı Allah aşkına? Öyleyse tek yolumuz var. Tek çaremiz var. Ne var yani? İtiraf etmek bu kadar mı zor ya? Şöyle deyim abdestimizi alıp, iki rekat tövbe namazı kılıp, inşallah Cenab-ı Hak hepimize, başta ben hepimiz, daha hepimize bu gece, şöyle iki rekat de mi, tövbe namazı kılıp, arkasından, bütün kusurlarımızı, günahlarımızı hatırlayıp, derinlemesine bütün hayatımızı şöyle gözden geçirip, o mahcubiyetle Cenab-ı Hakk'a karşı, değil mi, tövbeyle, istiğfarla, inşallah gözyaşıyla iltica edebilsek, ne kadar muazzam olur ya. Şu koronavirüsü muhabbetinin, şu hastalığın, şu musibetin en büyük karı o olur ya. Elhamdülillah ya. Şu dersler işte bize böyle bir hakikati gösteriyor. Böyle güzelliklerle buluşturuyor bizi. Ama bu dersler burada şu anda reklam amaçlı. Yani bu hakikatları şöyle hazineden, defineden birkaç mücevheri çıkarıp gösteriyoruz ta ki herkes o hazinenin, o definenin içine girsin diye. Asıl bu dersin gayesi hepimiz evimizde inşallah bu hakikatları okuyacağız. Belki kitaplara ulaşamayabilirsiniz. İnternetten sipariş verseniz gelir ama İnternette uygulamalar var, Risale-i Nur uygulamaları. İndirdiğiniz zaman kelime anlamlarına kadar anlamıyorum deme ihtimaliniz yok. Üstüne şöyle dokunduğunuz zaman kelime anlamları da çıkıyor. İnşallah şu manevi ziyafetten istifade edelim. İnşallah şu günleri hayra çevirelim. Şu gidişatı hayra döndürelim inşallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi Alişan. Ve ma uberru nefsi, İnnen nefse le emmâretun bis su'i illa ma rahime rabbi dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Yusuf Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ben nefsimin şerrinden sana sığınırım. Nefsim bana daima kötülüğü emrediyor. Nefsimin elinden sana iltica ediyorum, sana yanaşıyorum diyor. Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber Züleyha, Züleyha ile baş başa kaldığı zaman korkuyor. Allah'a sığınıyor, ona iltica ediyor. Yusuf ona meyletti diyor ayet. Şimdi o vaziyette korkuyor. Biz peygamber değiliz, Yusuf değiliz. Biz günahkar bir kuluz. Öyleyse ilticaya, yalvarmaya, yakarmaya, değil mi? Allah'a sığınmaya daha çok ihtiyacımız var. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. inşallah bugün itiraf vakti değil mi? Şimdi tövbe zamanı. Hep beraber kusurlarımızı itiraf edip Cenab-ı Hakk'ın dergahını tövbe için, istiğfar için çalıp İnşallah bu musibetleri, şu belaları define, değil mi? şu musibetlerin terk edip gitmesine inşallah hep beraber vesile olalım. Allah hepinizden razı olsun. Gündüz saat 14'te de akşam 20.30'da da inşallah derslerimiz, sohbetlerimiz devam ediyor. Bununla beraber Instagram'dan da gündüz canlı yayın oluyor. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.